Arkadaşlar, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Duru. Ben de Durucuk. Bugün sizlerle Durucuk hangi kitabı isterse onu okuyacağız. Oo, uykudan önce en sevdiğim şey kitap okumak. En sevdiğim, en bir sevdiğim, en birinci sevdiğim benim. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dumadım, kırmızı mum, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Aşacık, cık, patmacık, cık. Sen bu oyundan çık. Aa, bunu ben okuyorum, bunu sen okuyorsun. Tamam, anlaştık. Biraz başım döndü ya. Al bakalım, okumaya başla. Okuyayım. Çok güzel kitap, maşallah. Çok tatlı kitap. Ho 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 ho. Doğru, sana bir şey itiraf etmem lazım. İtiraf et. Ama kulağına söyleyeceğim, biraz öne gel. Doğru, ben okumayı bilmiyorum. Daha öğrenemedim ki. Ben sana böyle söylerim, sen tekrar edersin. Yok ya, gözlerim de ağrıyor. Sen okusan olmaz mı? Ben de dinleyeyim güzel. Olur. Teşekkür ederim. Diyor. Vak vak vaki. Vak vak vaki. Tamam, dinliyorum. Ördek vaki yemyeşil bir ormanda yaşıyormuş. Bu ormanda tüm hayvanlar birbiriyle çok iyi anlaşıyormuş. Neredeymiş orman? Yazmıyor mu? Bence çok uzak bir yerde olmalı bu orman. Kulağında bir şey değil mi? Gizli orman. Çok güzelmiş. Sonra ne olmuş ördek? Bak bakayım. Ormanın yakınında bir de nehir varmış. Bu nehrin kenarı rengarenk çiçeklerle süslüymüş. Ördek vaki her gün buraya gider, çiçekleri koklar, seyredermiş. Ne tatlımış. Aa, bak arkadaşım demiş. Oo, tavşan mı o tavşan? Evet, tavşan. Ben bayılırım tavşanlara. Yumuşacık. Ya, yuvasına dönerken de çiçeklerden bir demet yaparmış. Bu çiçekleri yolda gördüğü arkadaşlarına vermek onu çok mutlu edermiş. Ay, ne güzel. Keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa, bana çiçekler verse. Ama gerçi çiçekleri koparmamalıyız, değil mi Duru? Bak, koparmış şu saksı etkimiş. Ha, dikmiş. Yaşıyor çiçekler, ne kadar güzel. Sonra ne olmuş? Birkaç tanesini de yuvasına getirir. Özenle vazosunu yerleştirirmiş. Onun vazosu hiç çiçeksiz kalmazmış. Yani çok çiçek varmış. Ne güzel. Hiç içinde çiçek yok deyip şey yokmuş. Hep varmış. Aynen. Uykum geldi. Çiçekler kurumaya başladı. Öldüler işte, öldüler dedim sana, ölecekler diye. Duru. Onları kurumaya başladığın da ördek vaki onların tohumlarını alır mı, bir kenara saklarmış. Tohumlarını alıyor. Ha, ben öğrenmiştim annemden. Yani çiçeklerin ortasındaki o küçük şeyleri, onları toprağa ekince çiçek çıkıyor, biliyor musun? Evet. Ama yine de koparmasa daha iyiydi sanki. Sen ne düşünüyorsun? Ördek vakinin en büyük isteği ormanda bir bahçe yapıp çiçek yetiştirmekmiş. Hep bunun hayalini kuruyormuş. Kendi kendine ormanımız da rengarenk güzel kokulu çiçeklerle dolu bir bahçe olsa ne güzel olur diyormuş. Aa, bak arkadaşları gelmiş. Bakayım. Vay, bir sürü arkadaşı var. Eşek arkadaşı bile var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşı var. Çok fena.
arkadaşı var. Bir gün bu düşüncesini arkadaşlarına açmaya karar vermiş. Onları yuvasına davet etmiş. Ormandaki hayvanlar tek tek ördek vakinin yuvasına gelmeye başlamış. Kınalı tavuk ve civcivleri, zıp zıp tavşan, kara keçi, ızın kulakla eşek, benekli inek, hatta ormanın tombul kedisi. Ya çok sıkıcı. Kedisi bile gelmiş. Ördek vakit toplanan hayvanlar. Tombul kedi. Sevgili dostlarım, demiş ormanımız çok yeşil, fakat ne yazık ki hiç çiçeğimiz yok. Ben düşündüm ki ormanımıza çeşit çeşit çiçeğin bulunduğu bir bahçe yapsak çok güzel. Sevgili dostlarım, demiş ormanımız çok yeşil. Duru. Efendim. Ben çok sıkıldım. Sana bir hikaye anlatayım ama çok korkunç. Olur. Arkadaşlar, size de anlatıyorum. Çok korkunç. Şimdiden sığınaklara saklanın derim. Bana şöyle bir hikaye anlattılar. Başka bir mi? Evet, senden önceki sahibim anlattı. Anlatıyorum. Ay, galiba hikaye değildi bu. Bu bir şarkıydı. Dunganga diye çok eski zamanlarda yaşayan bir canavar varmış. Bu canavarın tam 8 tane gözü varmış. 18 tane de kolu varmış. Çocukları ne yaparmış biliyor musun? Ne yaparmış? Tıpkı bak vakinin çiçeklere yaptığı gibi toprağa bacaklarını sokarmış. Evet. Gülmeyi çok korkunç. Onları tıpkı çiçek gibi ekmeye çalışırmış. Üzerine de su dökermiş. Sırmasıklam yani. Bir anda korktum ya. İçime kapandım vallahi. Tamam. Şimdi devam edebilirim. Sonra da bu korkunç canavarın bir gün bir şarkısı çıkmış. Çocuklar ona bir şarkı söylemişler. Şarkıyı söyleyeyim mi? Korktun mu? Hayır. Of. Ama çok korkunç. Ben çok korkuyorum bazen. Geceleri korkuyorum o gelecek diye. Gelir mi sence? Hayır. Değil mi? Bunları hep başkaları uyduruyor. Neyse, ben sana bunun korkunç şarkısını söylüyorum. Evvel zaman içinde yaşarmış bir dumanga, ağırmış çocukları, atar yemiş sepeti, yaparmış bir dunganga, dunganga, dunganga. İşte şarkı böyle. Çok ürpertici. Değil mi? Bak 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 ki bunu duysa korkudan ölürdü. Altına işerdi, altına. Çünkü ben ilk duydum da altıma işemiştim korkudan. Ay, utandım biraz ya. Çok utandım. Neyse. Hadi artık uyuyalım. Sen? Yoksa korkuda altını mı işedin? Hayır, işemedim. Uzun mu? Uzun mu? Korku ne? Ya kimsenin yanında söyleme. Pırt yaptım. Azıcık pırt yaptım. Herkese söyleyeyim, utandım. Tamam mı? Arkadaşlar, yalnız sırk olsun.